Merhaba arkadaşlar. Bugün tavuk dürüm yapmaya çalışacağım. Tavukları haşladım. Sonra şöyle normal tavuk harcından döktüm biraz. Bunları tavada birazcık böyle kızartacağım. Patateslerimi de airfryer'a koydum. Şöyle çok ince ince yaptım. Onlar da bir yandan kızarıyor. Şöyle bir lavaş aldık. Bunu da tosta basmayı düşünüyorum. İçerisini ayarladıktan sonra. Bakalım güzel olacak diye umuyorum. Ortalık birazcık karışık, dağınık. Kusura bakmayın. Bebeğim var, anca yapabiliyorum. Bunu sahurluk hazırlıyorum şu anda. Sahurda yiyeceğiz inşallah. Şöyle yağ ile birlikte güzelce kızarsın. Altını biraz daha açayım. Böyle biraz çıtır çıtır olmasını istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Size de göstereceğim aşama aşama. Nasıl yaptığımı, neler koyduğumu. Evde olan malzemeleriyle yapacağım. Ne varsa artık. Öyle bir şey olacak. Şimdi böyle lavaşımı ayarladım. Şurada birazcık kıvırcık koydum. Doğradım. Şöyle de bir sos yaptım. 2 tatlı kaşığı domates salçası. Bir çay kaşığı da biber salçası. İçerisine biraz yağ damlattım. Kekik ve çok azıcık kimyon. Burada tavuklarım çok güzel oldu, kızardı. Şöyle birazcık da kornişon turşum vardı. Onu da bu şekilde doğradım. Bir yandan da yumurta haşladım. Şimdi gelelim. Şöyle içerisine hepsini koyup saracağım. İlk önce birazcık şöyle tavuk koyuyorum. İki dürüm yapacağım. Ona göre ayarladım şu anda. Hemen şöyle çıtır yaptığım patateslerden atıyorum üzerine. Tamamdır. Üzerine sosumdan dökeceğim şöyle 2-3 tatlı kaşığı. Aslında sos altı da yapabilirdim. Şu an fark ettim ama o yayılır herhalde. Biraz turşu atıyorum. Birazcık da kıvırcık dokunuşu. Tamam, fazla koymayalım. Şimdi şu kısmını kıvıracağım. Şuradan bol malzeme olsun. Şöyle sıkı sıkı sarıyorum. Evet. Bunu buraya alıp hemen ikinci dürümümü de yapmak istiyorum. Şuradaki siyahlık ne? Kızarmış herhalde. Bu çok uzun olduğu için boyutunu birazcık keseceğim şuradan. Aynı şekilde iki dürüm yapacağım için ona göre ayarladım. Tavuğu koyuyorum.
Bak yine sosu dibine koymayı unuttum. Neyse. Saat 1 arkadaşlar. Arada bir de bebeğim uyandığı için böyle hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Kalan patateslerimi ilave ediyorum. Tekrardan turşu. Son dokunuş kıvırcık. Tost makinem açık değildi. Şimdi açıyorum ve ayranı 3'e getiriyorum. Ay inşallah güzel olur. Şurasını çok mu şarttım acaba? Kıvıramayacağım sanki. Neyse şöyle bir yapayım. Şöyle bir yapayım. Bunu herhalde dışarıda yesem 500 liraya falan. Bol bol olduğu için. Tamam. Oldu inşallah. Sıkarak sardım ve evet. İkisini yan yana alıyorum. Altına şey yapışmış. Bir iki dakika bu şekilde ısınmasını bekleyeceğim. Üzeri birazcık kızaracak. En azından tost makinesinin izleri çıksın. Onu istiyorum. Üçüncü ayarda olduktan sonra sunumda görüşürüz arkadaşlar. Kaşarı içine koyacaktım. Sonradan aklıma geldi. Rendelenmiş kaşar vardı. Şöyle üstüne ekledim. Şu cızırtı var ya. Of. İnşallah olmuştur ya. Hop. Ha, güzel görünüyor. Of of of. Allahu ekber. Şu içini bir görebilir miyiz Mehmet Bey? Nasıl? Benim. Evet. Yani gayet dürüm gibi, evet. Şu şekilde sunum yaptım arkadaşlar. Şöyle ayran ve domates salatalık eşliğinde. Belki siz de yaparsanız, ben böyle yaptım. Bir öneri olur. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.